Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir oyun göstermek istiyorum ve abartısız bir şekilde bugüne kadar gördüğünüz en güzel oyun olabilir. Başrolde yine Joseph Henry Blackburn var ama küçük resimde de gördüğünüz gibi çok güzel bir Feda ile birlikte Joseph Henry Blackburn'un de yorumu var ki bu oyunda da sizlerle yorumları paylaşmış olacağım. Hamle hamle yorumlar var ve oyunun bitişinde de Blackburn rakibinin yüzünün nasıl bir hal aldığını bizlere anlatıyor. O yüzden dikkatle izlemenizi ve sonuna kadar gitmenizi tavsiye ederim diyorum ve hemen oyuna geçiyoruz. Burada Gustav Richard Neyman oynuyor ve siyahlarda Joseph Henry Blackburn'u görüyoruz ve beyazların tercihi E4 olmuş. E5 ve 1867 yılında oynanan bu karşılaşmada dönemin popüler açılışı olan şah gambitine girilmiş F4 ile. Bu sefer Blackburn siyah olan taraf. Bakalım bu varyanta nasıl karşılık verecek. E çarpı F4, at F3 ve G5'in ardından şimdi burada Blackburn'un notu devreye giriyor. Genelde burada H4 popüler oldu o zamanlarda ve o oynanıyordu diyor Blackburn. Fakat beyazların tercihi fil C4 oldu ve fil C4'ü o dönemde oynayan Çigorin'di ve fena da sonuçlar almıyordu ama kimse oynamıyordu diye eklemiş. Fil G7 ve D4'ün ardından D6'ya da rok atılmış. Blackburn burada H6 oynadıktan sonra bu yapıyı tabii ki hemen yarmaya çalışıyor beyazlar. Ve aynı zamanda F hattını da açmaya çalışıyor. Ki şah gambitinde en önemli şeylerden bir tanesi de bu. Beyazlar burada G3 oynamış fakat istediği şeyi böyle elde edemiyor. G4 ve şimdi at E1. At E1'den sonra F3'ün geleceğini görüyoruz ve F hattı kapanmış oldu. Blackburn'un burada önerdiği hamle at E1'e muhtemelen eşit olan bir hamle olan at H4'ü ben oynuyordum diye notların arasına almış. Ama görüyoruz ki bilgisayarın burada önerdiği hamle Blackburn'un oynadığı genelde tercih ettiği at H4 hamlesi. At E1, F3 ve şimdi artık atı da D3'e koymak istiyor ve devamında F4'e koymak isteyecek beyazlar. Bu sebeple D4'ü öncelikle tutması gerekiyor. C3 ve at D7'den sonra gelişim hamlesi olan at A3 oynamış. Tabii ki atın D2'de yeri yok çünkü devamında gideceği çok fazla kare yok. O yüzden atı A3'e koyup belki ileride B5 belki de C2'ye dönüp o tarz bir yol izlemiş olacak. C2'den sonra da aslında atın yolu fena değil. Ama ona sonra karar verecek tabii ki. Şimdi at B6. Tabii ki bu atla fili değişmek istemeyecek beyazlar. Çünkü filin çaprazı çok kuvvetli. F7'ye zayıf F7 piyonuna bakıyor. O yüzden fili hemen bir geriye B3'e çektik. Vezir E7 ve at D3. Tabii ki burada ufak bir numara var ama kimse gelmeyecektir buna zaten. Burada vezir çarpı E4 alamıyoruz. Çünkü vezir çarpı E4'ten sonra kale E1 ve buradan sonra vezirin düştüğünü görürdük. O yüzden at D3'ten sonra gelişim hamlesine devam ediyor burada. Fil D7 oynuyor ve fil D7'den sonra beyaz siyahların burada hafif hafif uzun roka baktığını görüyoruz. At F4 çok güzel karelere gelmeye başladı atını ama gelişimde birazcık olsun sıkıntı çekiyor. Çünkü F3 ve G4 o kadar şah kanadının içinde ki çok fazla istediği hamleleri yapamıyor beyazlar burada. Ve işte beklediğimiz atak geliyor Blackburn'den. H5'te. Tabii ki uzun rok atma imkanı var. Fakat uzun rok atıp hemen şahının hedef olmasını istemiyor. Eğer burada merkeze açmaya çalışırsa bir şekilde E5'te burada beyazlar, siyahlar da hemen uzun rokla buna karşılık verecek ve bir anda aslında şahını koruma altına almış olacak. Oyunun aslında siyahlar için rahat olduğunu böylelikle de görmüş oluyoruz. Kaçmıyor diyor, ileride yaparım diyor. Vezir D3 ve şimdi H4. Yani beyazlar taşlar gelişmeye çalışıyor fakat şah kanadında bir olaylar meydana geliyor. Kalenin hattı açılmış olacak ve buradan ciddi şekilde atak yiyecek. Bakalım buna nasıl bir çözüm üretecek? Tabii ki hemen taşlarını ileri koyarak at B5 oynamış. At B5'ten sonra Blackburn hakikaten farklı bir yöntem izlemiş oluyor. Burası hakikaten keyif alacağınız bir yer olacak. Öncelikle Blackburn tabii ki kalenin hattını açmak istemiş. HG3 oynamış. Beyazlar HG3 almak zorunda bir nevi. Çünkü at C7'den sonra şah D8'e eğer at A8 alınırsa ki alınmazsa at düşmüş oluyor. At A8 alınırsa
Burada hemen kale h2 var. İleride vezir h4 ve kale h1'den sonra konumun mata gittiğini görüyoruz. O yüzden burada tabii ki hg3'e hg3 cevabı verilmiş. Ve şimdi Blackburn'un önünde tahtada c7 bir sorun. At c7 alınacak ve bu soruna çözüm bulması gerekiyor. Ama çözümler o kadar basit ki en kötü ihtimalle fil b5 bile alsa vezir b5 c6 vezir f5'e gidecek. At h6'dan sonra vezirin gideceği tek yer işte h5 karesi ve gördüğümüz şekilde siyahların konumu çok çok iyi kalmış oluyor. Ama tabii ki Blackburn bunu tercih eden biri olmayacaktır. Burada Blackburn hg3'ten sonra yani basitçe burada belki fil c6 fil c8 hamlelerini de düşünebilirsiniz. Bunu yapmak yerine burada ilginç bir koruma yöntemine giriyor ve c7'deki piyonu c6 ile koruyor. C6'dan sonra bir dergide World Chess dergisinde burada C6'nın amaçlarından bir tanesinin D5'i korumak, o atın D5'e gelişini korumak olduğu söylenmiş ki Blackburn'un de düşüncesi bu şekilde. Ben de böyle düşünmüştüm diyor. Onu da tabii C6 derinine girmeden onu da bir bakmış olalım. Çünkü C6'yı zaten oyun boyunca incelemiş olacağız. Diyelim ki yani atıyorum kale H7 gibi bir şey oynanmış olsaydı bu D5'in önemini görmüş olacağız. Şimdi at C7, şah D8 buradaki değişimlerden sonra at D5'e gelecekti ve D5'teki at çok güzel bir konumda kalmış olacaktı. Bunu Blackburn istemiyor ve burada C6 oynamış. C6'dan sonra olaylar çığırından çıkıyor. Özellikle Blackburn burada yani neler neler yapmıyor ki küçük resimde de hafif görmüş oldunuz bunu. İşte beyazlar burada hemen at c7 oynamış. At c7'nin ardından şah d8 ve at a8'den sonra Blackburn'un tabii hemen dönüp atı almasını bekliyoruz. Ve en azından kaleye at değişmiş olacak. Ve haş hattında da güzel bir ata olmuş olacak buna karşılık. Fakat Blackburn burada çok ilginç bir hamle yapıyor. Ve at f6 oynuyor. At f6 burada genelde bu şey için bu hamle için birileri de bir şeyler söylemiş. Fakat Blackburn diyor ki bu atı almaya zaman kaybedemem. Yani bu atı almak için zaman kaybedemem. Benim hemen atağa geçmem lazım diyor. Ve hakikaten çok cesur bir hamle olan at f6'yı oynuyor. At çarpı b6 ve şimdi at çarpı e4. At çarpı e4'ün devamında at d7'yi de almış. Ve bilin bakalım. Burada AB6 almıyor. Atı bırakıyor ve D7'deki fili de bırakıyor burada. Blackburn at G3 oynuyor. At G3'ten sonra çok güzel bir atak olduğunu görüyoruz aslında. Ama bakalım bu atak istediği gibi sonuçlanacak mı Blackburn'ün? At E6. Tabii ki amaçlardan bir tanesi ileride burada kale H1 şahlardan sonra vezir E hattını tutmuş oluyor. Şah F2, şah E3 istediği gibi kaçamayacak. Bu sebeple at e6 ile tabii ki burada vezir e6 alamıyorsunuz. Fil korumada f6 aldırıyor ve aslında e hattını kapatmış oluyor beyazlar. Şimdi vezir g6 tabii ki bu da çok güzel bir hamle. Hem e6 piyonunu istemiş oluyorsunuz hem de fil g5'ten sonra şahı veziri daha doğrusu düşürmüş olacaksınız ki. Burada siz durdurup bakabilirsiniz. İnanılmaz bir hamle var ve Blackburn burada kale h1'i tercih etmiyor. Burada kale h2 oynuyor ve kale h2'den sonra hakikaten rakibi inanılmaz dağılmış ve onu da burada şimdi okumuş olacağım oyunun sonunda. Kale h2'den sonra rakibi nasıl hissetmiş onu açıklıyor. Kale h2'den sonra inanılmaz hamleler var. Şimdi şah h2 alamıyorsunuz çünkü şah h2'den sonra vezir h4 ve şah g1'e gittikten sonra da at e2 mat oluyor. Bu sebeple siz ister istemez bu fedayı kabul edemiyorsunuz ve kale f3 oynamış. Kale f3'ten sonra gf3 şah h2 ve şimdi vezir h4. Fedayı ister istemez sonradan kabul ettiniz. Siz kale vurdunuz, oradan kaleyi aldınız. Fakat atak devam ediyor. Şah g1. Vezir h1 ve şah f2'ye gittikten sonra şimdi vezir g2 ve şah mecburen e3'e gidiyor. Çünkü e1'e gitse
Zaten Vezir E2'nin mat olduğunu görüyoruz. O yüzden şah E3'e gitmek zorunda. At B1 şah ve şah çekerken vezir boşta kaldı. Şah F4, vezir G6, şah F3 ve at H2. Blackburn feda ettiğinden fazlasını almış oldu böylelikle. Şah F2, şah D7, tekrardan atı geri almış olduk. Fil F4, vezir F5, şah G3, vezir G4 ve şah H2'nin ardından vezir F4'ten sonra artık burada oynanacak bir konum kalmıyor ve beyazlar oyunu terk etmiş ve o kritik hamleyi tekrardan gösterip rakibin ne hissettiğini bakalım. Vezir G6'nın olduğu konumda burada siyahlar kale H2 oynamıştı Blackburn. Ve şöyle bir not tutmuş. İtiraf etmek gerekirse C6 oynadığımda bu kadar ileriyi görmemiştim. Ama hiçbir şey denenmeden başarıya ulaşılamaz. Hakikaten çok güzel de bir hayatımızla ilgili bir örnek de vermiş burada. Hala da bu hamle yapıldığında Neyman'ın yüzünü hatırlıyorum. Ve bu hamleyi gördüğünde böyle öncelikle yavaş bir tepki verdi. İzleyenlerden McDonald'a döndü. Bir baktı ve omuzunu silkerek hani yapacak da çok bir şey yok deyip gülümsemiş. Ama tabii ki gülümseme biraz daha böyle soğuk olmuş. Ve hakikaten arkadaşı olan Neyman'ı çok güzel bir şekilde yenmiş oldu Blackburn. Umarım oyundan keyif aldınız. Umarım anlatmayı başarabilmişimdir. Çok güzel fedaların olduğu, kalenin, işte atın ve filin bırakıldığı ve sonunda tekrardan kalenin H2'de bırakıldığı çok güzel bir oyundu bana kalırsa. Umarım keyif aldınız. Eğer keyif aldıysanız da beğen tuşuna basmayı unutmayın. Beni Instagram adresim olan sabrijanonay'dan takip edebilir. Burada da bildirimleri açabilirsiniz ki sizlerle yeniden buluşabilelim diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.